TV Spor ekranlarına hoş geldiniz efendim. Her hafta pazartesi akşamı burada basketbol konuşuyoruz. Ben Şükran Albayrak ve Süper Lig'de İNG Basketbol'da da ikinci haftayı geride bıraktık. Tufan Ersöz, Ümit Avcı ile birlikteyiz. Merhabalar diyelim sizlere de. Merhabalar. Merhabalar Şükran'cığım. Şimdi ben biraz heyecanlıyım tabii. Önce bir onu bir paylaşmak isterim. TV Spor ailesiyle birlikte basketbolda. Gerçi dün açılışı yaptık diyebilirim. Ama bugün de benim için çok çok daha özel. Stüdyoda yerimi almış durumdayım. Ümit abici, seninle galiba ilk kez yayın yapıyoruz, doğru evet, mu? Evet, yani 10 kez falan niyet ettik. İlk kez yapabiliyoruz. Hoş geldin diyelim sana da. Hayırlı uğurlu olsun. Basketbol salonlarına gelmen güzel. Teşekkür ediyorum. Tufan'cığım, şimdi seninle dün akşam da aslında başlamıştık ilk haftaya. Seninle beraber ilk haftamız ama İNG Basketbol Süper Ligi'nin de ikinci haftasını geride bıraktık. İkinci haftayı konuşacağız sevgili izleyenler. Sosyal medya üzerinden bize ulaşabileceğinizi bir söyleyelim ve öncelikle haftanın derbi mücadelesini hatırlayacağız. Sonra üzerine konuşacağız. Beşiktaş, Fenerbahçe, Beko karşısında sahadan 74-83 mağlubiyetle ayrıldı. Bu mücadele sonrasında biz birazcık detayları aktarmıştık Tufan Ersöz'le birlikte. Ama önce sizlere de maçı hatırlatalım. Sonrasında stüdyomuzda konuşmaya başlayacağız. Evet, oyununu ve oyun içi karakterini yukarı çekmesini beklediğimiz en önemli isim. Yan Veseli ve Emir Kabaca hava atışına çıktı. İlk hücum Fenerbahçe Beko'da derbi başladı. Lorenzo Brown, Yan Veseli. Aleyhup'la başlıyor Fenerbahçe Beko. İlk hücum çok net çalışır. Dechampierre, 3 sayılık atış. Dechampierre. Egehan Arna, Sadık Kabaca, boş, sıvacı vurdu. Savunmanın göbeği bir anda ihmal edildi Fenerbahçe Beko'da. Şehmuz Azer. Şehmuz çembere yöneldi. Şehmuz Azer! Atışı çok azdı, yenisi eklendi. Tarık Biberovic'ten müthiş bir pas, Johnny Hamilton sıvacı vurdu. Tarık Biberovic tek başına hücum bölgesine getirdi topu ama dengeli bir pas veremedi. Ali Muhammed'den aldığı topu smaçla bitiriyor Ahmet Düverioğlu. Alperen Şengün'den cevap. Eray'dan iyi pas. İyi organize etti hücumu. Melih Mahmutoğlu, Ali Muhammed kullanmadı. Ahmet Düverioğlu smaçlara devam ediyor. Yan Veseli. Melih Mahmutoğlu geriye çekildi bir adım. Üçlüyü gönderdi, isabeti buldu Melih Mahmutoğlu. Yan Veseli. Melih Mahmutoğlu top önünde kaldı. Çembere gönderdi, isabeti buldu Melih Mahmutoğlu. Çok acayip bir isabet kaptandan. Sadık Kabaca. Alperen Şengün. Alperen Şengün atışı çok başarılı. Çok yumuşak bıraktı yine Alperen. 54'te hala Fenerbahçe, Beko derken Lorenzo Brown, Dechampierre işbirliği. Alperen Şengün. Alperen Şengün az önce asist yapmıştı, şimdi de basketi buluyor. Eray Akyüz. Geçti tüm sahayı. Eray Akyüz turnikesi başarılı değil. Üst üste herkes topa dokundu adeta. Dechampierre o kalabalıktan çıkarttı topu. Tamamlayamadı Ali Muhammed ama Yan Veseli takip smacı yapıyor. Ortalık bir anda karıştı. Kendi gitti çembere. Johnny Hamilton'a nefis bir pas. Smacı vurdu Johnny Hamilton. Eray Akyüz. Hakan Sayılı. Turnikesi. Onun da çok estetik. Bloktan kaçırdı ve Eddie fake'ine cevap aldı. Ceral Eddie. Melih Mahmutoğlu'nu buldu. 3 sayılık isabet. Melih Mahmutoğlu'ndan. Şutörden şutöre asist. Mola geliyor. Mehmet Yağmur topu aldı. Mehmet Yağmur. Turnikesi başarılı. Ya, Ahmet düz bitirebileceği pozisyonlar varken kendi içinde bir ekstrayı arıyor. Mehmet Yağmur da. Mehmet Yağmur farkı 12'ye çekti. Alperen Şengün. Eray Akyüz. 3 sayılık atışı başarılı. Farkı tek hanelere çekti Beşiktaş. Lorenzo Brown. Süzüldü çembere. Lorenzo Brown. Anlaşmazlık Lorenzo Brown'la Johnny Hamilton arasında ve Şehmuz Azer tek elle smacı vurdu. Yine çembere yöneldi. Basket bir defa Lorenzo Brown. Rıdvan Akyüz. 3 sayılık atışta başarı yok.
Lorenzo Brown rebound aldı. 83-74 Fenerbahçe Beko. Beşiktaş'ı akatlarda mağlup ediyor. Şimdi öyle bir mücadeleydi ki aslında Beşiktaş'ın burada genç bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim ve Fenerbahçe Beko'nun da bu maçta aslında çok daha hızlı bir şekilde affınıza sığınarak aslında bunu söylemek durumundayım. Hızlı bir şekilde belki de farkı açması bekleniyordu ama öyle bir mücadele koydu ki Beşiktaş maçı daha keyifli hale getirdi. Gençlerin performansı çok konuşacağız galiba bu akşamda. Şimdi Ümit Tufan izinle Ümit'le başlamak isterim. Fenerbahçe Beko'nun dün enerji üretme veya o farkı açamama sebebi merak ediliyor. Nando De Colo'nun sahada olmadığını yeniden hatırlatayım. Bir de Beşiktaş'ın gençlerle bu doldurmuş olduğu saha ve mücadele gerçekten de takdire şayandı. Ne dersin? Kesinlikle. Zaten Beşiktaş'ın bu kadroyu kurarken istediği şey de bu gençlere mücadele etmesiydi. Hı-hı. Yani bu çocuklardan işte playoff'a girsinler, üst sırayı zorlasınlar, ilk dörde girsinler diye bir beklenti yok. Ama mücadele etsinler beklentisi kesinlikle ilk öncelik. Fenerbahçe Beko aslında farkı açtı. İlk yarıda açtı. Doğru. İlk yarıda istediği gibi oynadı. Maçın başında boyalı alan sayıları. Ondan sonra dışarıdan Melih ve Edi gibi çok önemli iki tane şutörünün devreye girmesi 18 sayıya kadar yükseldi. Ama ikinci yarıda Beşiktaş o genç oyuncular kendilerinden bekleneni anladı. Yani onlar da insiden mücadele etmeleriydi ve müthiş bir mücadele başladı. Tabii ki Fenerbahçe Beko tarafında da o farkın getirdiği bir rehavet hissedildi. Yani ilk yarıdaki gibi oyuna konsantre değillerdi belki. Diğer tarafta Mehmet Yağmur bu takımın tek abisi. Gencecik bir kadronun işte başında duruyor. Mehmet Yağmur böyle mücadele ettiği zaman, şimdi ben oyuncu olsam, o genç yaşında, 18 yaşında oyuncuyum. Mehmet Yağmur takımın abisi sahada kendini parçalıyor. Canla başla oynuyor. O zaman yani ister istemez sen de oynarsın. Ve bu genç takım da bunu yaptı. Müthiş bir mücadele. Alperen'in boyalı alandaki performansı muazzam. Yani karşısında Veseli, Ahmet ve Hamilton gibi 3 tane 5 numara, Euroleague 5 numarası. Ve Alperen 18 yaşındaki genç kardeşimiz 9'da 9 saha içiyle 21 sayı yapıyor. 7 rebound oluyor, 3 asist, işte blokları, 2 tane blok. Müthiş bir gece. Şehmus yine çok çok etkili bir performans. Ve Beşiktaş maça tutundu. Bu maçı Fenerbahçe Beko'nun kazanacağı belliydi. Başında da belliydi, sonunda da belliydi. Ama beni çok mutlu etti Beşiktaş'ın bu mücadelesi. Umuyorum bu gençler aynı şekilde mücadeleye devam etsin. Dün Tufan maçtan sonra çok güzel şeyler söyledi. Hani birazcık onları da itecek, galibiyetlerine de yol açacak takviyeler olabilir. O da gelirse ne mutlu. Beşiktaş camiasında böyle bir takıma sahip olduğu için Fenerbahçe Beko için zaten kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Aslında dün maç sonrasında Tufan hani Igor Kokoşkov'un yaptığı açıklamada enerji üretmekte bazen sıkıntı yaşıyoruz dedi. Yani tabii biz Fenerbahçe'yi değerlendirirken doğru söylemek gerekirse hani Türkiye Ligi'ndeki hedefi var doğru. Beşiktaş maçı hedef maçı değil. Bunu da her zaman söyleyebiliriz. Ama hani bir yandan da Avrupa'daki mücadelelere bakınca Nando De Colo'nun yokluğu mu artık hani orada enerji üretmekte sıkıntı yaşamasının sebebiydi dün akşam? Yoksa bu klasik bir ya da genel bir problemi mi olacak Fenerbahçe Beko'da? Yani ülkemizi iki ligde temsil eden, Euro Lig'le doğru orantılı temsil eden takımlar, iki tane takımımız var zaten Euro Lig'de. Avrupa Kupası oynayan 7-8 takımımız var. Dolayısıyla bu geçişlerde, yani haftadan haftaya geçişlerde uygulanan rotasyonla beraber biraz konsantrasyon düşüklükleri oluyor. Özellikle oyuncular bu tarz tabii ki kazanması daha büyük ihtimalle maçlara çıkarken hem enerjilerini biraz save ediyorlar hem biraz daha rolantide oynayarak da kazanırızı kasten ve bilerek bir şey değildir. Bu psikolojidir. Oyuncu psikolojisi yani. Sen de oyuncuydun, ben de oyuncuydum. Beni en çok favori çıktığım maçlar biraz şeydir. Seyircisiz olması yani bu pandemi süreci ben oyuncu olsam çok etkilenirdim muhtemelen. Tabii. Yani kalabalığı ve hani yüksek bir taraftarla oynuyorsan her zaman alışık hale geldiğin bir şeyse şu an taraftarın olmaması zaten otomatik bir konsantrasyon problemi yaratabilir diye düşünüyorum. Ya o konuya şöyle bakıyorum. Ben normalde üst seviye bir basketbol takımının sezon öncesinde oynaması gereken hazırlık maç sayısı 13-14'tür. Ortalamadır bu. En az 13 maçı cebine koyacaksın. Şimdi ligimizdeki 16 takıma bakıyorsun. Sezon öncesi oynadığı hazırlık maçı sayı ortalaması 4-5. Yani burada bir 11-12 maç bu çocukların hem gençlerin de aynı zamanda Beşiktaş'ın keza aynı şekilde diğer takımların da zaten eksiği var. Ligin ilk devresini seyircisiz oynattı böyle bir kararla tabii ki pandemi sebebiyle. Bu ligin ilk devresini biraz daha hazırlık, seyircisiz oynamaya alışma biraz da böyle görebiliyor olmak lazım. Çünkü zaten bir 10-11 maç takım başı eksik var. Şimdi bu bir gerçek. Dolayısıyla burada tabii ki süreçte en az kayıp çok önemli. Yani
Sporda netice en değerli şey, skor en değerli şey. En az kayıp da bu takım, bu süreye geçecek takımlar da daha kısa sürede bir araya gelmeyi kafaya koymuş ve bunun arayışlarını arayan hem içeride hem saha dışında. Mesela Afyon 2 senedir olağanüstü bir örnek. Yine lige inanılmaz başladılar. Demek ki burada bir şey var. Yani demek ki bir sinerji yaratılıyor o şehirde, o tesislerde. Yani bu tesadüf olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu süreç biraz daha oyuncu psikolojisini etkileyecek, evet. Senin dediğin şöyle olabilir aslında. Mesela dünkü maçın özelinde düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş genç bir takım, Fenerbahçe karşısında 18 sayı geri düşüyor ve farkı tek hanelere çekiyor. O sırada Beşiktaş tribünlerinin ne hale dönebileceğini gözümde canlandırıyorum. Bu da Fenerbahçe'de oyuncuları da motive eder. Tabii. Yani o tribün alevleniyor. Bu sefer Fenerbahçe'de oyuncu rakip tribüne karşı. O da ekstra bir motivasyon. O zaman enerji daha çok yükselecek. Yani seyirci dezavantajı o. Kesinlikle. Çünkü rakip de olsa, kendi arkasında da olsa seyirciyle oynamayı ister oyuncu. Şimdi Beşiktaş'ın yaş ortalaması 21. Doğru mu söylüyorum? Evet. Yanlış söylemiyorum. 21. Ve birkaç tane transfer aslında belki takviye olsa çok daha farklı bir skora da veya yere de oynayabilir Beşiktaş. Tufan, senin genç oyuncularla ilgili yorumunu almadım ama almak isterim. Beşiktaş'la ilgili ne söylersin diye merak ediyorum. Çünkü uzun bir lig var. Çok da güzel oyuncular var. Yani gelecek yıllarda belki ligi domine edebilecek oyuncular, katılabilecek evet. oyuncular var. Orayı nasıl görüyorsun? Eski yani bir sporcu olarak özellikle. Burada ben bu şekilde bir projenin içerisinde bulundum. 2001-2002 evet. sezonu, 2 sene Beşiktaş'ta daha uzun vadede kurulan bir takımdık. Yine potansiyelli Türk oyuncuların bir arada buluştuğu bir takımdık. 79-80 jenerasyonu. Faruk abimiz vardı, abi olarak kaptan. Bu proje, ama bu çabuk dağıldı. Şimdi sonuç alamadığın noktada projeden vazgeçmeyeceksen eğer, uzun vadede bu olaya bakabileceksen, oradaki 5-6 Türk oyuncuyu da ki Türk basketbolunun geleceği uzun vadede projelendirip doğru yabancıları, evet düşük maliyet olabilir, iyi scoutla düşük maliyet olabilir ama arada bir tane patlatabilirsin. İyi bir yabancı veya bir yani belli bir bütçeyi bir anda ayırabilirsin. Çünkü camia takımlarında bu belli olmuyor. Bir anda çıkıveriyor, alın diyorlar, alınıyor. Yani burada söylemek istediğim biraz uzun vadede bakarsa sabır gerekiyor. Ama bu çocukların da beraber oynayabileceği, tecrübeli, onları biraz oynatabilecek birine ihtiyaç var. O da kesin. Şimdi konu bütçe olunca çok dağılmadan bir şey sormak istiyorum aslında Ümit. Çünkü şu anda geldiğimiz nokta pandemi sebebiyle tüm dünya sporunda böyle bir daralma, bir küçülme söz konusu. Türkiye'de de bunun etkilerini gayet görebiliyoruz, kulüplerdeki daralmaların. Ve daha çok hani o iç yapıdaki genç oyuncuların ne kadar kıymetlendiğini daha da açığa çıkan bir dönemdeyiz aslında. Sen de çok uzun yıllardır Türk sporunu, hatta basketbolun bütün problemlerini biliyorsun. Çok kısa sormak isterim. Sence bu olumlu anlamda devam edebilir mi? Yani Türk basketbolu bundan fayda sağlayabilir mi sence? Ya bunu kulüplerin neyi seçtiği önemli. Burada Beşiktaş'ı gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü Beşiktaş, evet keşke Türk bandığıma devam etseydi. Yani sonuçta bu çocukları onlar yetiştirdi. Hı hı. Keşke devam etseydi, o formu altını izleseydik. Ama madem açığa çıktı, şimdi Beşiktaş'ın elinde 2 lira atıyorum bütçe. Bu bütçeyi ya gideceksin 30-35 yaşında oyunculara vereceksin. 36 yaşında oyunculara vereceksin. Yabancılar da dahil. Hı hı. Sıra orta sıraya bir takım kuracaksın. Bazen yeneceksin, bazen yenileceksin. Ne yukarı çıkacaksın, ne aşağı çıkacaksın. Ama Beşiktaş doğru seçti. Tek Süt Bandırma'nın bütün gençlerini bünyesine topladı. O bütçesiyle, hı hı. az bütçesiyle. Ve bir maceraya başladı. Bu maceranın sonunda Türk basketbolu, belki Türk milli takımının 10 yıl sonraki işte geleceği onlar, o çocuklar. Yani 10 yılımız onların elinde olacak. Beşiktaş'ın kazancı, bu sene onları yetiştirmesi Türk basketboluna çok şey katacak. Hı hı. Bu nedenle çok önemli. Ama bazı kulüplere de bakıyorsunuz, evet, Türk oyuncuları mesela büyük kulüplerden kiralayıp yine bench'te oturup ama Amerikalı'ya 30-35 dakikada verebiliyor. Tabii. Yani bu kulübün bakışıyla alakalı. Peki. Şimdi Fenerbahçe Beko ile ilgili konuşmak istediğim birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi benim bıraktığım yıllarda en çok konuştuğumuz konu. Yani uzun zamandır biraz ara verdiğim sayılır ama en çok Euroleague'deki şampiyonluğu sonrasında Fenerbahçe Beko'nun aslında bir Bogdan'ın yokluğu, bir de Ekpe Yudoğ'un yokluğu sonrasında Yan Veseli'nin ikilisi kim olacak veya Yan Veseli'nin performansı çok etkilenmişti. Bir de hani o forvetteki üreticilik kısmında kimi koysa bir türlü olduramamıştı. Nando De Colo'nun gelişiyle bir şekilde bambaşka bir renge büründü Fenerbahçe. Yani ona göre takım ayak uydurmaya çalıştı. Onun sancılarını da çok yaşadılar. Yani bu sezona en azından 2 haftada ve bir de Euroleague mücadelesiyle birlikte ne söylersin Tufan? Şu anda geliyor mu takım? Bu kemik kadro olur mu sence?
Yani tabii bunu söylemek için erken ama Fenerbahçe Beko ile alakalı olumlu sinyaller aldığımızda bir gerçek. Bir kere bunu büyük bir değişim olarak görmek lazım. Gelen 6 oyuncunun 3'ü ilk defa hayatında Euroleague oynuyor kariyerlerinde. Diğer 3'ü daha alt liglerde oynadı. Yani hedefi daha yüksek olmayan liglerde oynadı. Hem de takım profili olarak. Dolayısıyla buna da bir proje olarak bakıyor şu anda Fenerbahçe Beko ve doğru olarak yaptığı şey bir lider belirleyip ilk hedef sezon başında Nando De Colo'yu tutmaktı. Çünkü diğer oyuncular zaten Nando De Colo'nun daha ikinci yılıydı. Henüz daha diğer oyuncular kadar yıpranmamıştı hem psikolojik olarak hem mental olarak. Şimdi 7 sene 6 sene bir kadronun devam etmesi çok güzel. Bunu taşıyor olmak güzel. Zaten başarı da buradan geliyor ama bir süre sonra o sürantrene başladı mı, o hastalık başladı mı, o yayılmaya da başladı mı, hem yorgunluk hem psikolojik olarak artık bitiklik. Yani o işte Last Dance'te bile Jordan'ın 6. şampiyonluğu halini görüyoruz. Yani evet. Adam artık perişan olmuş yerlerde. Yani Fenerbahçe'yi ben biraz o Last Dance'e de benzettim. Artık son 2 yılda, 1,5 yıl, 1 yıl diyeyim hani pandemiye kadarki olan kısım ve ondan önceki kısım biraz artık kanamalı geçiyordu. Biraz o enerji kaybolmuştu. Şimdi bu değişimi değerlendirmeleri lazım. Kokoşkov'un ilk Avrupa deneyimi olabilir. Euroleague'de ilk macerası olabilir. Ama kısa sürede takıma adapte olacak gibi gözüküyor. Nando De Colo ile ilişkisi bence iyi şu ana kadar. Yani başlangıç itibariyle iyi. Diğer silahları da bakma çok repertuar, silah repertuar geniş bir takım oldu. Yani hı hı. Pierre bambaşka bir silah, Eddie çok net bir şütör. Yani bunları bir arada oynatacak çabuk düzen, biraz daha koşan düzen sağlanacaktır ki bu maçta bence Kokoşkov'un yani not defterine eksi yazdığı isimler var. Bence Johnny Hamilton bir. Öyle mi? Kesin. Yani neden? Johnny Hamilton krediyi yani bence ya sağda gezdi Johnny Hamilton. Ha. Yani Alperen 9'da 9 attı. Johnny Hamilton ne uğradığını şaşırdı solundan sağından. Yani bu kadar kolay hani Johnny bir yabancı oyuncunun kalkıp da hani bu performansı bence biraz düşündürücü bu denli kötü performansı. Ki aynı şey bence Kenan için de biraz geçerli. Yani eksi not alanlar var. Bence tam takım halinde Fenerbahçe'yi konuşmak için yine bir 4-5 hafta bizi bekliyor ama umut vaat ediyor. Ümit, ben her zaman senin gözlemlerine bayılırım. Açıkçası şöyle bir şey sormak isterim sana da. Az önce konuştuğumuz bütçe konusu var ya, Fenerbahçe Beko'da en çok küçülen bütçe galiba Tufan Fenerbahçe'nin bütçesi değil mi? 150. Hani, yani bu çok önemli ve de etkileyici bir şey bence. Obradovic'in bence ayrılması da başka bir %50'lik bir eksiklik mi diyeyim ya da ne kadar oran verirsin bilmiyorum. İçeride kalanlar veya taraftar da bundan bambaşka bir etki aldı aslında negatif anlamda. Sence yeni sezon Fenerbahçe Beko için nasıl geçer? Yani en azından iki haftalık neler gördün? Katılıyor musun Tufan'a yoksa? Yok, katılıyorum. Bence de çok yeni bir yapılanma için doğru hamleler yapıldığını düşünüyorum. Kokoşkov bunun takımın başına getirilmesi. Obradovic'den sonra taraftarın tepkisini azaltan bir hamleydi. Hı hı. Yani oraya başka bir antrenör gelseydi taraftarın tepkisi başka olabilirdi ama Kokoşkov gibi bir organizasyonun sahibini yani işte Slovenya Avrupa şampiyonu yaptı. Hı hı. Sırbistan milli takımının koçu. Sonuçta 20 yıldır NBA'de belki yardımcı koç olarak NBA'de ama şimdi böyle bir ismi getirip bir de burada tabii ki Cerardini'nin de rolünü vurgulamak lazım. Kokoşkov'u getiriyorsunuz ve bir hafta 10 gün içinde siz takımınızı kuruyorsunuz. Yepyeni bir takım kuruyorsunuz. Bu çok çok önemli. Taraftar bu işin B planının olduğunu anladı Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçe Beko bütçe düştü. Obradovic gitti ama sudan çıkmış balığa dönmedi. Yeni bir yapılanma, yeni bir plan. Bambaşka bir takım. Senin de dediğin gibi De Colo önderliğinde bir takım. Geçen sene De Colo ve Sulukas arasındaki o liderlik mücadelesinin takıma kötü yansıdığını görmüştük. Bu sene tek lider var şu anda. De Colo'nun takımı bu takım. Yanında da çok potansiyelli. Mesela Lorenzo Brown benim beklediğimden daha da iyi başladı Fenerbahçe macerasına. Böyle de oyuncular olunca yani ben açıkçası yaz döneminden daha umutluyum Fenerbahçe için. Şu ilk haftaki başlangıç, ilk iki haftaki başlangıçtan. Anadolu Efes Türk Telekom maçına geçeceğim ama sormadan da geçmek istemediğim son bir soru daha var. Nando De Colo'nun takımı dedin ya. Nando De Colo sizce neden CSKA Moskova'dan ayrılıp Fenerbahçe Beko'yu seçti? İşte o az önce aslında sen çok güzel anlatmışsın onu. Bunu konuşmamız lazım. Çünkü onun üzerine kurulan bir takımdan bahsediyoruz. Ve onun beklentisi benim fikrim. Onların hiçbir zaman sahip olmadığı o taraftar, o birleşmişlik. CSKA Moskova'nın en büyük eksiğiydi ve şampiyonluğu oynarken hani o yol eksikti ya. Fenerbahçe Beko'da bu vardı. Ben oyuncu olsam ben de Fenerbahçe Beko'da oynamayı tercih ederdim bence. Ama şu anda o da yok yani talihsizlik. Yani şöyle... O hissiyatı hala var mıdır yani?
Bu bence şöyle bir şey. Yani zaten CSKA'da şampiyon olan takımın en önemli parçalarından bir tanesiydi De Colo. Ama Fenerbahçe Beko'da en önemli yıldızı. Yani yanında Teodosic vardı, Sergio Rodriguez vardı, Corey Higgins vardı dönem dönem. Yani o CSKA'daki kısa rotasyonunu gözünün önüne getir. Hiçbir zaman ilk adam gibi. Evet, öne çıktığı maçlar var. Ama De Colo'nun takımı mıydı? Hayır. De Colo çok önemli bir parçaydı. Paylaşılan bir oyun vardı orada. Son şampiyonluğunda Clyburn MVP seçildi. Clyburn olmasaydı da Higgins olacaktı. Aynen. Yani tabii, o yüzden De Colo'nun yani gelme sebebi buraya. Biraz Neymar diyorsun. Hem değişiklik hem de, de benim takımım olma isteği. Bir de Itoudis'le çok iyi anlaşamadığı zaten konuşuluyordu. Bunu da söyledim. Yani Itoudis ve CSK tarafından, hatta işte yani oraya giden işte oyuncu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz zaman zaman. Yani çok birazcık yıpranmış ilişkileri CSK tarafıyla. Onun için de Fenerbahçe Beko bence çok iyi bir seçenek. Bir de sezon yarım kaldı ya. Yani şimdi adam bıraktığı ama işi de devam etti. Hadi paradan ve profesyonellikten de bağımsız. Hani mücbir sebeple yarım kalmış bir sezon. Arkasından daha yarım sezon oynadın oynamadın derken gidip gitmek olmaz yani. Peki. Bunu böyle biraz askıya alıyorum. Önümüzdeki haftalarda daha çok konuşacağız muhtemelen. Çünkü bu hafta Nando De Colo'yu görmedik ama daha da Fenerbahçe, Beko açısından, Beşiktaş açısından da önümüzdeki haftalar neler gösterecek, bunlara bakacağız efendim. Ve bir diğer maça geçelim. Geçen sezon aslında Beyaz Lig olarak bitirildi. Pandemi sebebiyle tamamlanamamıştı. Anadolu Efes hem Euroleague'de hem de ligde aslında iyi gidiyordu. Bu hafta da Türk Telekom karşısındaydı sevgili izleyenler. Ve maçı hatırlayacağız yeniden, sonra sizle de konuşacağız. Hava atışı yapıldı. İlk hücum Anadolu Efes'ten geliyor. Göktuğ karşısında Misic. 19 yaşındaki genç forvet Türk Telekom Göktuğ baş. Misic. Adrian Moerman 2 saniye kaldı. 1 saniye Moerman sonunda. Michael Eric'in müdahalesi var. Michael Eric'te Arisa Fakat Ekfen'de oynamıştı. 2017-2019 arasında Eurocup şampiyonluğunun önemli parçalarından bir tanesiydi. Darüşşafaka adına Simon. Simon'un basket bir defa. Simon'da Vasily Mitsic hatalı yürüme yaptı az önce. Can Korkman topu Kyle Wiltshire'a indirdi. Kyle Wiltshire birebir oynuyor Moerman'da. İsabeti buldu Kyle Wiltshire. Vasily Mitsic içeri girdi. Tyler Ennis sert durdu karşısında. Kumar Goldwyn sağında Can Korkmaz. Can içeri girdi. Potaya gidiyor Can Korkmaz. Bu arada basket var. Muhtemelen birazdan Sandiköy'ü karşısına koyar diye düşünüyoruz. Kamar Bolvin. Sondan yanına basketi buldu Kamar Bolvin. Rebound mücadelesi Yiğit Can Say bir ucum reboundunu çekti. Ertan Gazi, James Anderson bir üçlük daha. James Anderson. Can. Nurhan karşısında. Samet Geyik devrildi. Can atmadı oraya. Şimdi Samet oynadı. Samet Rezbay'ın geldi. Şöyle bir dolaştı Prens'in etrafında. İyi bir ayak oyunu. Burhan Tuncer karşısında Can Korkmaz'ın. Can fake'ine cevap aldı. Dışarı Sendekır. 3 sayılık atışı. Başarılı Sendekır. 7. sayısını buldu. Kyle Wiltshire. Tyler Ennis. Michael Eric devrildi. Tyler Ennis. Kyle Wiltshire'a. 3 sayılık atış Kyle Wiltshire'a isabetli değil. Hücum reboundu Michael Eric aldı yine. Üst üste 2 hücum reboundu. Michael Eric bir daha asist yaptı Kyle Wiltshire'a. Anadolu Efes. Bir ucundan daha boş döndü. Michael Eric. Pot altında Michael Eric basket bir de foul. Michael Eric basket foulü sonrasında Ergin Ataman mola işareti yaptı. Tyler Ennis biraz şansını zorladı. Vasily Mitsic el üstünden atışı. Vasily Mitsic. Basketi buluyor. Vasily Mitsic. Kumar Bolu bir savunma. Mitsic'i 4 saniye var. 3 saniye var. Yüksekten bir oynuyor. İçeri girdi. Can'ın yardım savunmasına geçti. Biraz kararsız bir pas ama kararsız pası asiste çevirilen adam James Anderson. Yakaladığı ritim önemli Türk Telekom için. Kyle Wiltshire ayağa kaydı bu arada topsuz alanda. Can koşusuna başladı. Can Korkmaz. Sam Dekker 3 saniye var. 2 saniye el üstünden. Sam Dekker bir isabet daha buluyor. Doğuş. James Anderson aynı yerden deniyor yine. Samet Geyi'ye pas. Samet Geyi'ye pas.
Tekrar Tyler Ennis. Tyler Ennis harekete başladı. Atışı isabetli yani bir tanedeyken. Tamam, çok hızlı bir sayı bulup hemen faale başlaması gerekti. Tyler Ennis içeri yükseldi. Kırmızı isabeti bulamadı ama Boza Boza Samet'le ilk basketle buldu. Farkı 3'e indirdi bu kez de. Anadolu Efes molası var. Yeniden oyuna girdi Plyce'ın yerine. Tyler Ennis topu getirdi. 2 saniye, 1 saniye, 3 sayılık atış. İsabetli değil. Maç sona eriyor. 83-78. Mağlup ediyor. Şimdi Türk Telekom aslında Şampiyonlar Ligi, FIBA Şampiyonlar Ligi temsilcimizdi ve geçtiğimiz hafta Dijon karşısındaydı. Mağlubiyetle ayrıldı ama Türk Telekom yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Diğer tarafta Turkish Airlines EuroLeague'e devam ediyor Anadolu Efes. İki takımın da bir Avrupa macerası var. Aslında yeni sezon öncesi hazırlıklarına bakınca gerçekten Türk Telekom'u konuşmak isterim. Çünkü Anadolu Efes'in belli bir kadrosu vardı. Bu kadro üzerinden yine yoluna devam ediyor. Tufan, bu sefer seninle başlayayım. Affına sana böyle bir... Estağfurullah. Anadolu Efes için ne söylersin? Yani hani bir yandan EuroLeague, bir yandan Türkiye Ligi. Kolay da geçmiyor maçlar bakınca. Türk Telekom da bu hafta iyi mücadele etti. Aynen, aynen. Yani Telekom iyi reaksiyon verdi. 15-16'dan gelmek, geri gelmek kolay iş değil. Bu arada organizasyon, o geri dönüşün içerisinde Can'ın takımın başında, yani saha içi patronu olduğunu, Can Korkmaz'ın Galatasaray'dan transfer. Onu da altını çizelim. Muazzam top oynadı. Hakikaten. Bence Can'ın bu kadar şaşalı ve iyi oyunu, yani Efes'le ilgili sordum, Telekom'a döndüm ama kısa oraya geçeceğim. Hani Telekom'da biraz, evet, çok iyi, çok kaliteli bir kadro ama oyun kurucu problemi, yani biraz daha yaratıcılıkla alakalı. Zaten Anadolu Efes 20 küsur asist, Telekom 13 asist. Yani biraz daha oyunun içinde yaratıcı ve birbirini destekleyen bir oyun paylaşım olsa çok çok daha tehlikeli takım olmaya aday Telekom. Anadolu Efes şu anda... Geçen sene, yani herkes şunu söylüyordur izlediği zaman, alınan sonuçlarla da doğru orantılı. İşte EuroLeague'de de geçen sene ilk maç kaybedilmişti. Ondan sonra inanılmaz bir seri geldi Anadolu Efes'te. Benzer bir şey neden olmasın diyorsun ama Anadolu Efes'in şu anda oyun ritmi, oyun temposu geçen seneden uzak. Sanki biraz ben şey hissediyorum, yanılıyor olabilirim. Yani geçen sene yarım kalan o beyaz sezon ve neticelendirmeyen EuroLeague sezonu, ki çok domine ederek şampiyonluğun en ciddi adaylarından bir tanesiydi. Bu psikolojiyi ve bunu unutması lazım artık Anadolu Efes'in. Biraz yani daha... biraz orada kalındı. Hem oyuncular, evet, hem staff. İşte Ergin Ataman da bunu birçok kez, birçok yerde dile getirdi. Birçok mecrada. Hani geçen sezon neticelenmedi. Biz böyle domine ediyorduk. Evet, doğru. Ama senin yarım kalan bir işin var ve bunu aynı kadroyla, aynı kadroyu tutarak da zaten en büyük transferi yaptın. Tamamlaman lazım. Tabii ki hırslılardır kendi içlerinde. Geçen seneden kalan işi biz halledeceğiz. Bu sene tamamlayacağız psikolojisi kesin vardır. Hem Ergin Ataman da hem oyuncularını aşılamaya çalışıyorlar ama bu İşte biraz daha baskıyı arttıran bir şey. Yani normalin dışına çıkıyorsun. Biraz daha doğasına dönmek zorunda. Anadolu Efes için biraz daha onun ritmi var. Şimdi Shane Larkin de yok. O da geri gelecek. Türk statüsünde oynayıp oynamayacağı henüz daha bir milli maç oynaması lazım Kasım'da, ki. Işte, Kasım'da milli maça kadar oynatmayacaklarmış. Kasım'dan sonra Türk statüsünde oynama şansı gelecek. Bu bence ligimiz için de ayrı bir dava, ayrı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Shane Larkin Türk pasaportuyla ligde Türk oyuncu olarak oynuyor olması ligin de akışını değiştirecek bir şey. Dönüşü biraz uzamadı mı ama? Şöyle, şu anda zaten evet bir sakatlığı var ama işte o milli maçı oynayamadığı için, yani geçen sezon maalesef bu salgın nedeniyle maçlar ertelenince Shane Larkin milli maç oynayamadı. Milli maç oynamayınca da şu anda lisansı yabancı olarak çıkartılsa bütün sene yabancı oynayacak. Dolayısıyla Kasım'daki milli maç arası beklenecek. Milli takımda forma giyecek, ondan sonra lisans çıkartılacak. O zaman dönüşünü yine oraya mı denk getirme çabasındalar? Ama yoksa... EuroLeague için tabii mümkün olduğunca erken dönmesi gerekecek. Tabii. Zorlu bir süreç aslında. Yani şöyle, ben oyuncu olsam Tufan, hani geçen yıl bu kadar su gibi akan bir sezonun yarım kalması, aynı motivasyonu yeniden sağlamak pek kolay bir şey değil aslında. Yani Anadolu Efes'in üzerine hiç yoktan bir yük binmiş durumda. Hani az önce söyledin ya. Ya fazla bir, daha fazla istek, daha fazla hırs ve yarım kalan işi tamamlama psikolojisiyle işin doğasına kendini kaptırma işi farklıdır. Yani bu her yerde böyle, sporda da böyle. Şimdi Shane Larkin'le biz bir iki defa hani arkadaşlar arasında bağlantı da yaptık. Bunu geçen yayında da söyledim. Adam hala oradan, Amerika'dan ben evime dönmek istiyorum ve kırılmayan ne rekor varsa kırmak istiyorum diye geliyor. Düşünebiliyor musun psikolojiyi ve motivasyonu? Şimdi bu fazlası bardak taştığı zaman iş biraz daha bireyselliğe dönebilir. Ama böyle bir takım değil Anadolu Efes. Yani kendi içindeki ritmi bulacak ama biraz daha zamanı var.
gibi duruyor şu anda. Yani bireysel form durumlarıyla da alakalı bence bu biraz. Türk Telekom çok önemli bir başkent ekibi. Çok da aslında köklü bir kulüp basketbol açısından da. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi Dijon karşısında nasıl geçti, nasıl değerlendirirsin? Ve hani motivasyon olarak sezonu nasıl başladıklarını sorayım. Ya Dijon maçının sonuçta favorisiydi. Yani kupanın da favorisiydi Telekom. Ve oradan böyle bir üzüntüyle dönmek, daha ilk maçta eğlenip dönmek bu maça yansımış. Özellikle maçın ilk çeyreğinde Telekom sahada gölge gibiydi. Yani konsantrasyon çok alttaydı. İkinci çeyrekte de bu biraz devam etti. Bir de bunun etkisi çünkü sonuçta takımın lideri Telekom'da kimi bekliyoruz? Enis. Taylor Enis. Burada lider olacak. Ama adamın başına öyle bir şey geldi ki maça Doğuş'un savunmasıyla başladı. Sonra Efes ikinci Doğuş'unu bulmuş. Erten Gazi. Erten Gazi'ye devam etti ve Enis hiç oyuna giremedi. Şimdi Enis oyuna giremeyince Telekom uzun süre o kısa rotasyondan katkıyı alacağı ismi bulmaya çalıştı. Sonunda Tufan az önce söyledi, Can Korkmaz çıktı. Bu işi ben yaparım dedi. Can zaten orada devreye girdiği anda Telekom 18 sayıyı eritti. Efes gibi bir takımı yakaladı. Bunda Efes'in de sıkıntısını söyleyelim. Şimdi Larkin yok. Boba da çocuğu olduğu için izinli olarak ülkesine gitmiş. Boba yok. Yani iki tane delici oyuncunuz yok. Telekom savunması buna göre oturunca ki ikinci yarıda Michael Eric çok iyi oynadı. Samet önemli katkı yaptı. Sam Decker bu takıma neden geldiğini net şekilde gösterdi. Çok önemli bir transferdi. Bir anda maç kafa kafaya geldi. Ama Efes'in az önce Tufan'la konuştuğu konu. Yani öyle bir oyuncusu var ki 5 maç, 6 maç oynatma. 7. maçta sahaya koy. James Anderson'ın aynı katkıyı ne istiyorsan alabiliyorsun. Maç şutunu soktu 72-72 yani, o bu arada. O şut kaçsa ne işler başka yere gider. Kesinlikle ve Telekom almış rüzgarı geliyordu yani. Evet. Orada işte yıldız oyuncu farkı net şekilde hissedildi. Anadolu Efes kazanması gereken bir karşılaşmayı daha kazandı. Çok iyi oynamadı belki ama Mis için de Larkin yokken çok yıprandığını net şekilde görebiliyoruz hücum anlamında. Savunmasıyla dediğim gibi yani o iki gardının savunması ve Tyler Ennis'i dışarıda bırakıp maçı kazandılar diye düşünüyorum. Ama Telekom'u da çok beğendik. Yani Telekom bu sene iyi işler yapacak gibi gözüküyor. İyi bir takım. İyi yönetiliyor. Yani özellikle yabancılara doğru seçilmiş gibi gözüküyor. İşte düşünsene Sam Decker takımda, Witcher takımda kaldı. Boyalı alanda bir de 5 numarada Michael Eric takviyesi geldi. Tyler Ennis de takımın lideri. Yani o eski yıllarını hatırlayacak mı Türk Telekom? Bence biraz hatırlar. Öyle geliyor mu? Yani Landesberg ile Gabriel Leal çok şaşalı geçmişti. O yıla yakın bir şey olabilir. Yani Sam Decker dediğin adam 2015'te ilk tur draftı. Yani 18'den draft edildi. 18'den draft edildi. Aynen. Yani o yüzden hani diğer Tyler Ennis evet bence biraz daha kendini ispat aşamasında. Bir yardımcı yani Tyler Ennis'i biraz daha bitirici pozisyona çekebildiğin zaman saha içerisinde full point guard oynatmaktansa Tyler Ennis ikilisi biraz daha oyun ona getirip onun skorundan deliciliğinden faydalanmak Türk Telekom yani sezonun genelinde zaten kullanacağı bir şey. Can'ın performansı çok önemli. Can zaten dedi yani ben bunu hak ediyorum dedi bu maçta. Yani şimdi aslında iki takımın da performansına bakınca az önce söylediğimiz konu var ya pandemi konusunda hani takımların taraftar açısından nasıl etkilendiğiniz. Belki de son yıllarda Anadolu Efes'in yapmış olduğu en büyük çalışma tribünü yeniden doldurma çalışmalarıydı. Gerçekten ayrı bir talihsizlik yaşıyor yine sadece Anadolu Efes değil diğer kulüpler de aynı şekilde. Türk Telekom'un da her zaman Ankara'da inanılmaz bir seyircisi vardır. Şunu sormak isterim. Tabii ki de inşallah hani kötü haberler vermeyiz. Bazen Covid pozitif çıkıp da bazı maçların iptal olduğunu da duyabiliyoruz. Dileriz böyle şeyler yaşanmaz ama buna istinaden sormak isterim. Hani yine büyük kulüp olması sebebiyle Anadolu Efes ve Türk Telekom etkileniyor mu sizce tribünün birazcık boş olmasından? Seyircinin böyle kalabalığı ve onların etkisi her zaman oyuna dahil olan iki takımdan söz ediyoruz çünkü. Yani etkilenmemesi mümkün değil. Yani sadece şeyi hatırlıyorum. Sezon başındaki Antalya'daki turnuvayı. İlk takımlar turnuvaya gitti. Ve turnuva maçlarında işte diğer takımların oyuncuları geldi. Tribünde oturuyor. İşte birkaç izleyenler falan böyle bir tribün doldu. Oyuncuların direkt çevresi değişti. Yani birilerinin önünde oynamak herkesi daha fazla motive eder. Bunu en iyi siz bilirsiniz zaten. Hani sahada oynadığın sonuçta o tribünlere karşı.
Şimdi, hiçbir takım etkilenmiyorum diyemez bundan. Şimdi bunları soruyorum çünkü bir maça daha gideceğim ama o da Bursa'ya yani Bursa deplasmandaydı bu hafta ama şimdi Bursa'yı da hatırlıyoruz ki lige çıkarken bile nasıl bir kalabalıkla, nasıl bir tribün desteğiyle çıkmıştı. Geçen sezon da çok iyi görüntüler. Geçen sezon da aynı şekilde çok iyiydi. Şimdi Lokman Ekim Fethiye Belediye bu hafta Fruit Extra Bursa Spor'u ağırdı sevgili izleyenler. Bursa Spor deplasmandan galibiyet çıkardı. Maçı hatırlıyoruz, sonrasında konuşacağız. Ve hava atışıyla mücadele başladı değerli izleyenler. Çember'e gitti ve isabeti buldu. Daniel Hamilton. Araya girdi Fraser. Hızlı hücum şansı ev sahibi adına. Polat. Hızlı hücumu tamamlayan isim oldu. Polat Kaya. Brandon Fraser şimdi. İçeri çok iyi gördü. Hücumu tamamlayan isim. Fırat Töz. Birebir mücadele. Ergun Cook. Cook adımladı. Birkan alır almaz gönderdi isabetli. Birkan Batuk bugün 3 sayı çizgisi dışından ateş etmeyi sürdürüyor. Fraser uzun gönderdi. Pası isabetli. Atış sonuçlu yokmadı ama Caner pozisyonu tamamlayan isim. Ender Aslan. Oğuzhan destek aldı. İyi indir topu. Oğuz Savaş şimdi pozisyonu tamamlayan isim oldu. Topu elinden çıkarttı. Pot altı Oğuz Savaş yine boyalı alanda isabeti buldu. Birkan geldi. 4 saniye, 3 saniye. Birkan şimdi süreye baktı. Atışını gönderdi isabetli. Birkan Batuk. Manfred Oğuz Savaş'ı iyi gördü. Müdahale geldi. Oğuz Savaş pozisyon devam etti. İsabetli. İş takımdan da biraz kontrolsüz hücumlar geldi bu sekansta. Fraser yine boşu buldu. 3 sayılıkta bu kez isabet var. Ergin Cook. Perry arka indi. Manfred çok iyi gördü orayı. Fraser kendi hücum etti çembere. İsabeti de buldu. 4 saniye, 3 saniye Hamilton. Perry kendi kullanmayı tercih etti ve isabeti de buldu Perry Jones. Hücumu çeyrekteki 13-0'lık serisiyle atışı yakalamıştı Fruitex'e Bursa Spor ama Abdul Malik Abu müthiş bir smaç vurdu. Malik Hamilton önü açıldı. Hamilton blok geldi. Oğuz Savaş yeniden orada. Bir alley-oop. Harika bitirdiler. Bu ucunu. Bir blok geldi bu kez de. Perry Jones'a. Enders Bodrum yüzünü bıraktı. Pasını da aktardı. Cook çembere gitti. Basket faulü alıyor Ergin Cook. Fraser 3 saniye 2 saniye sıkıştı. Şimdi Neil. Süre dolarken atışını gönderdi isabetli. Ülkan sağ çizgide bomboş. Bir de blok geldi Kacci'den ve mücadele sona eriyor 75-89'luk skorla. Sevgili izleyenler şimdi ekrana maçtan özet görüntüler geldi. Bursa Spor'un ne kadar basketbol şehri olduğunu her defasında söylüyoruz ve önemli bir sponsor desteğiyle birlikte ligde daha emin adımlarla ilerliyor yoluna. Ama diğer tarafta da ligin yeni takımı var. Ümit senle başlayalım isterim. Geçen hafta bir yabancı, bu hafta 4 yabancıyla sahaya çıktı. Bir haftada para mı bulundu diye sorayım. Ya zaten 2 hafta önce lige katıldıkları belli olmuştu. Yani evet. Lig başlamadan bir hafta önce belli evet. Oldu. Bayağı hızlı ilerliyorlar tabii, bence. Zaten 52 yabancı geçen hafta. Neil o zaten geçen yıldan takımda kalmıştı. 3 tane yabancı bu hafta getirdiler. Bir yabancı daha arayışının devam ettiğini biliyoruz. Onlar için hani bütün takımlar için işte hazırlık süreci vasat geçti. İşte salgın nedeniyle hazırlık maçı yapamadı falan diyoruz. Lokman Ekim Fethiye ne yapsın? Yani onlar hiç lige hangi ligde oynayacaklarını daha 5 gün önce öğrendiler. Dolayısıyla onların çok zamana ihtiyacı var. Hani baya baya bir zamana ihtiyacı olacak. Ama Fruity Extra Bursa karşısındaki mücadeleleri de umut vericiydi. En azından ileriki haftalarda iyi yabancılar seçtiklerini gördük. Özellikle forvet pozisyonda o Cook transferi biraz ses getirir diye düşünüyorum.
Fraser da hani keza potansiyelli bir oyuncu sonuçta, tecrübeli bir oyuncu. İyi yabancılar seçtiler, inşallah lige renk getirdiler ama Frutex ve Bursa'nın da 2'de 2 ile sezona girmiş olması çok çok önemli. Hem Bursa camiası için önemli, hem yeni koç Tutku Açık için önemli. İnşallah onlar da daha üstlere gidecekler. Şimdi konu Tutku Açık olunca hemen evet, Tufan'a sözü bırakmamak lazım. Zaten ben de Tutku Açık derken Tufan'a baktım. Tufan hem çok yakın bir arkadaşın hem camianın da çok sevdiği bir isim. Aslında Bursa Spor'da yeni bir teknik antrenörle birlikte yola devam ediyor olması. Avrupa'daki mücadeleyi de eklemek gerekiyor belki oraya. Nasıl bir görünüm var? Sen birazcık arka tarafta da daha yakın bilgilere de sahipsindir. Nasıl gidiyor sence şu anda? Yani tabii ki iyi bir başlangıç. Ne olursa olsun sonuca baktığın zaman Beşiktaş ve Fethiye galibiyetleri, Tutku Açık'ın ve Bursa Spor'un istediği seviye ve ölçü maçlar olmasa da Beşiktaş'taki gençlere burada antiparantez, yani onu ayırıyorum ama iki maçta Bursa Spor, Fruit Extra Bursa Spor oyun anlayışını görebileceği maçlar olmadı. Yani ikisinde de farka kolay gitti. Bireysel yetenekleri yetti. Çünkü biraz daha aldatıcıdır bu tarz maçlar. Bireysel yetenekler daha kolay ön plana çıkar. Maçı kazanırsın ama işler takım halinde kazanmaya gelince o zaman biraz daha problemleri netleştirirsin de görürsün. Çünkü bireysel yeteneği bir noktadan sonra iyi takımlar çözerler. Orayı müdafasını alırlar. Çok yetenekli kısa oyuncuları var. İyi bir scout yaptı Tutku ve ekibi bu sene. Nedim Yücel orada, Erden Eryüz sonradan staff'a eklendi. Genç de bir staff var. Çok da istekli, iştahlılar tabii ki. Bu doğal. Tutku benim yeni, tabii ki yeni bir heyecan onun için. Benim çok eski arkadaşım. Dolayısıyla işi kolay değil. Yani 4-5 tane yabancı transferi, evet kalbur üstü ve oyunu bilen Türk oyuncularını takımda tutmak onun bir kozuydu. İşte Birkan, Can Maksim, Ender, Oğuz, oyunu bilen tecrübeli Türk oyuncuları. Ama yanına getireceği yabancılarla uyumu ve yabancıların sahadaki karakteri. Çünkü buraya daha çok bu profil oyuncular istatistik yapmaya gelirler. Tabii. İstatistiği kabartıp ondan sonra yoluna devam etmek için gelirler. Aslında yanıldıkları şey bu. Senin takımın kazanmadan senin yaptığın istatistiğin çok hiç bir anlamı yok. Hiçbir önemi yok değil. 30'a attığın zaman yine oradan scoutlar bakar, aa adam 30 atmış diye. Ama 12-13 sayı 6 asist yapıp atıyorum büyük bir maç kazandığın zaman gözler sana daha fazla çevrilir. Oradaki anlayışı buraya çevirebilirse özellikle işte Manford tamam tecrübeli kariyerli. Newman keza Newman aynı şekilde. Newman oldu. Biraz orada işte Avrupa Kupası maçında biraz bireyselliğe çok kaydı. Hamilton çok yetenekli. Yani 3-4 tane kısası da oyunu açabilen, oyunu yaratabilen oyuncular. Bu hem iyi hem bazen kötü. İşte burada Tutku Açık devreye girmeli ve oradaki çizgiyi, rolleri tamamen biraz daha netleştirmeli. Yani Tutku'nun Bursa Spor'un kadrosu bu sene iş yapacak kalitede ve yetenekte diyebiliriz. Peki bir diğer maça bakacağız. Orada aslında iki yine tanıdığımız ve sevdiğimiz iki kulüp var. Hem Bahçeşehir Koleji yapmış olduğu yatırımla çok konuşuluyor. Avrupa'da da mücadele ediyor. Darüşşafaka Tekfen de aynı şekilde yine önemli ve hatta haftanın en güzel maçlarından biri denilebilir. Bahçeşehir Koleji deplasmanda kazanmayı başardı. Maça önce özet görüntüler geliyor ekrana. Hava atışı geliyor. Grant Jarrett düşerken dokundu. İlk hücum Gillen'la birlikte Darüşşafaka Tekfen'den. Çembere doğru uzandı. Gillen karşılaşmanın ilk basketini kaydediyor. Andrews araya girdi. Bahçeşehir Koleji ilk hücumundan boş döndü. Andrews çemberi zorluyor. Basket foul Andrews'a. Deniz Kılıçlı. Jamal Jones çembere doğru hareketlendi. Jamal Jones tekerle smaçı vuruyor. Alex Perez içeriye nefis bir asist. Deniz Kılıçlı smaçla bitirdi. Peyton Aldridge dördüncü reboundunu aldı. Top da onda şimdi. Jamal Jones. Jones, Troy Schaub'un yanından camdan da yardım alarak basketi buluyor. Doğuş topu götürüyor. 5 saniye kaldı çeyreğin tamamlanmasına. Doğuş Özdemiroğlu kendisi geçti. Doğuş Özdemiroğlu. Şimdi Sinan'dan Doğuş'a Andrews'un koşusunu gördü. Doğuş Özdemiroğlu sayıyla kapatmıştı. Asistle açıyor yeni çeyreği. Basket Andrews'tan. İsmet Burakcan Yıldızlı'ya pası asiste dönüştü. Burakcan Yıldızlı
hep çıkış şansı, basketbolu bırakma şansı tanıdı kendisine. Doğuş 3 sayılık atışı, bu da olmadı. Rıdvan şimdi Cemal Jones yanında, Sinan arada bekledi. Cemal Jones ama çok atletik. Pike gelmemeli en istedi. Yani birebir kalsın da istedi karşısında uzunluğu alınca. İstediğini de buldu aslında ama sayıyı üretemedi. Mert Demir iyi bir zamanlama. Eric Green. Eric Green şık bir pas denedi. Alex Perez'den aktarmalı olarak Rıdvan'a geliyor top. Green de zaten özür diledi. Selçuk Erna çok sinirlendi bu arada. Tekrar Doğuş. Green karşısında. Berk devrildi. Doğuş Özdemiroğlu kendisi baktı çembere. Doğuş Özdemiroğlu. Luther yeniden yılına bırakmak istedi. Orada kendisi gitti devamında pozisyonun. Doğuş Özdemiroğlu. 3 sayılık atışı. Doğuş Özdemiroğlu. O savunmayı üçlükle süslemiş oldu. Eric Green çembere uzandı. Turnike'yi bıraktı. Green. Rıdvan. Rıdvan çembere uzandı. Rıdvan Öncel. Doğuş Özdemiroğlu 3 sayılık atışı. Bu çeyrekte bir tane atmıştı. İkinci üçlükte geldi. Mütacı şu anda üçlük yüzdesi daha iyi olan taraf Darüşşafaka Tekfen. Evet, maçın başında tam tersiydi. Doğuş bu arada 17 sayıya ulaştı. Berk Doğuş'a bıraktı. Doğuş Özdemiroğlu bir üçlük daha kullanıyor. Bu çeyrekte kaçırmadı Doğuş Özdemiroğlu. 3 oldu üst üste. Erkan Veseloğlu. Erkan Jarrett'a bıraktı. Grant Jarrett 65-65. Skora yeniden denge geldi. Berk yanında ona aktardı. Berk boş turnikeyi bırakıyor. Asist John Gillen'dan. Jones Doğuş araya girdi. Hatasını telafi etti. Eric Green'le şimdi birebir. Doğuş Özdemiroğlu. Basketbol geliyor. Sadece ikili oyunda iki uzun da rakibin dışarıda kalmıştı ama topu tutamadı. Green çok zor bir pozisyon. Sinan kritik anlarda oyunda maçta. Doğuş 4 saniye 3 saniye el üzeri bir üçlük. Doğuş Özdemiroğlu. Green. Jarrett kaldı. Eric Green. Peyton Aldridge bomboş. Peyton Aldridge çok top kullanmadı bu maçta ama Peyton Aldridge. John Gillen bıraktı Jarrett'a. İşte uzunu hatırlıyordu. Yani bunu çok yapmaları lazımdı. 8 saniye Andrew soldan Gillen'a. 6 saniye 5 saniye Gillen Jarrett'a. Biraz geç kaldı Daşkas maç gelse de burada. Uzun bir pas Andrews'a. Andrews şutu kullandı. İsabet yok. Bahçeşehir Koleji Daçka deplasmanından 95-91'lik galibiyette çıkıyor. 91-95 Bahçeşehir Koleji deplasmanda kazanmayı başardı. Haftanın en güzel mücadelelerinden bir tanesiydi. Tufan, hemen sana sözü bırakmak isterim. Hani dikkat çeken ve notlarından bize neler aktaracaksın? İNG Basketbol Süper Ligi ikinci haftası köşeye not edildi Bahçeşehir. Bahçeşehir Darüşşafaka Tekfen maçını. Çünkü acayip bir maçtı. Yani Ümit abi anlattı zaten maçı. Çok acayip işler oldu. Doğuş Özdemiroğlu'nun içine Stephen Curry kaçtı. Ondan sonra ne bileyim skor rekorları kırıldı. Çok acayip bir maçtı. Ama bazen seninle yayından önce de konuştuk. 34 atarsın, 35 atarsın dersin ki bugün benim günüm. Bugün benim günüm o kadar dersin ki içinden bütün toplar sana gelir, sen atmaya devam edersin ama bir bakmışsın ki sonra takım kaybetmiş. Doğuş öyle attı ve o şekilde düşündü diye söylemiyorum. Bir oyuncu bu kadar çok sivrilirse maçın içerisinde takımın doğası bundan olumsuz anlamda etkilenebiliyor. Ayarlar biraz kaçıyor. Biraz Darüşşafaka Tekfen burada maçın sonunda özellikle Doğuş çok yoruldu ama o kadar sıcaktı ki 2-3 pozisyon var artık. Atmak istedi ama yorgunlukla beraber takımına da kazandırmak istiyor ama bitti. Yani Darüşşafaka Tekfen'in oyun kurucu ve oyun yaratıcısı yani Sinan Doğuş en iyi oyuncuları o anlamda diğer konular biraz sıkıntılı başladı sezona. Peki yine haftanın bir diğer ve güzel maçlarından biri Tofaş evinde bu sefer Büyükçekmece basketbol takımını ağırladı sevgili izleyenler ve 94-85 sahadan galip ayrıldı Tofaş ama aslında Ümit yani sezon başında hazırlık maçlarında iyi gözükmüyordu. İlk haftada mağlubiyetle kapatmıştı. İkinci haftada nasıl toparladı mı sence? Yani daha da önemlisi Tofaş hazırlık sürecinin en kötü geçen takımlardan bir tanesiydi hastalıklar nedeniyle. Birçok oyuncusunu antrenman yaptıramamıştı. Onun sıkıntısını yaşadı. Bir de tabii ki takımda bir takviyeye ihtiyaç vardı. Zaten hafta içi Perth takviyesi de gelmişti. Onun da sahaya çıkışıyla birlikte Tofaş
beklediğimiz kimliğe yavaş yavaş bürünmeye başladı. Beni burada mutlu eden Berkan Durmaz'ın tekrar işine girmiş olması çok önemli bir oyuncu. Türk oyuncuların bu performansı galibiyeti onlara taşıma yetti. İlk hafta da Kilpatrick çok iyi oynamıştı. Galibiyet için yeterli olmamıştı. Kilpatrick'te ne kadar tecrübeli bir isim olduğunu, ne kadar önemli bir isim olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Tofaş için kazanılması muhakkak gerekli bir karşılaşmayı kazandı. Peki, şimdi bu sefer Antep aslında son yıllarda hani çıkışı veya oynadığı basketbol her zaman çok konuşuluyor Tufan. Ve evet. Gaziantep basketbolda Pınar Karşıyaka karşısında 59-55 bu hafta galibiyetle ayrıldı. Pınar Karşıyaka açısından da aslında skoru birazcık değerlendirmeni isterim. Evet, Gaziantep basketbol kendi oyun anlayışını Pınar Karşıyaka'ya tamamen kabul ettirdi bu maçta. Yani Pınar Karşıyaka'nın o açık kort, tempolu, bol pas trafiği olan, Tony Taylor'ın yönettiği, Morgan'ın işte gerektiği yerde Mbappé'nin devreye girdiği, Mbaye'nin devreye girdiği Mbappé. Bir anda Paris Saint Germain'e gittim hocam. Ben az önce Neymar'ı takip ediyorum hocam. Orayı da takip ediyoruz ya. Karışıyor futbol, basketbol. Yani o silahlarının temposunu önemli ölçüde aşağı çektim. En enteresan istatistik maçtaki Pınar Karşıyaka 48 denemesi var potaya. 48 defa potaya top atıyor. Gaziantep basketbol 63 defa. Pınar Karşıyaka'nın savunma reboundu defosu biraz sezonun içerisinde olabilir. Çünkü Jordan Morgan, Raymar Morgan çok farklı oyuncular. Jordan Morgan'ın o reboundçu, mücadeleci yapısı oradan ayrılınca o rebound işi biraz daha takımın üstüne kalacak. Dolayısıyla orayı beraber çözmeleri lazım. Ama Markovic yine temposu düşük, top adedini doğru seçen, karşı tarafın temposunu düşüren bir anlayışla karşıya kadar da kazanabilirdi. Ama Gaziantep basketbol için çok değerli galibiyet. Peki. Şimdi Ali Apetkim bu hafta HDI Sigorta Afyon Belediye'yi ağırladı sevgili izleyenler. Ama Afyon deplasmandan önemli bir galibiyet çıkardı. Ümit Avcı inanılmaz bir maçtı. O da konuşulacak ve de hatırlanacak maçlardan biri oldu. Kesinlikle. Orada Can Sevim'i kutlamak lazım. İki yıldır gerçekten çok iyi yabancılar seçtiğini ne şekilde görebiliyoruz. Paco Cruz lige damga vuracak isimlerden bir tanesi olacağını iki haftada gösterdi. İki maçta gösterdi. Çok çok iyi performans sergilediğini, kısa rotasyondaki vaat oyunu sürükledi, takımın liderliğini yaptı. Uzunu sakatlandı ilk yarıda. Bunu aslında Petkim cezalandırabilirdi KF çıktıktan sonra. Ki Petkim tarafında da Zek 9'da 9'da oynadı ama 9'da oynadı. Yani kısalarına bakıyorsunuz, bir tanesi 12'de 1.60, bir tanesi 17'de 9.60, bir tanesi işte 6'da 2.60. Yani böyle iyi bir uzun yakalamışken, rakibin de boyalı alanı sakatlık nedeniyle eksilmişken orayı kullanmaları lazımdı diye düşünüyorum. Bunu başaramadılar. Bir de anlamadığım gerçekten bir şey var. Hani her şeye rağmen fark 3'e inmişken 19 saniye kala top rakipteyken niye faul yapmazsınız? Taktik faul niye denemezsiniz ve skoru kabul edersiniz? Bunu bilmiyorum. Belki de koç inanmadı bir şeylerin değişeceğine ama bana garip geldi. Bazen son saniyelerde reaksiyon almak da gecikebiliyor belki. Öyle bir şey midir acaba? Vallahi bilmiyorum. Enteresan bir sondu. Maç sonuydu. Peki. Şimdi ilk haftaya mağlubiyetle başladı diye hatırlıyorum Galatasaray. Bu hafta da deplasmandaydı. Deplasmanda OGM Ormanspor karşısındaydı ve 90-82 galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray'da bir yapılanma var desem herhalde yanlış olmaz Ümit. Hani onlar da Ertuğrul Erdoğan'la birlikte aslında iddialı bir şekilde devam ediyorlar yoluna. Ne dersin ilk haftadan sonra ikinci hafta içinde? Ya maalesef Galatasaray'da sürekli bir yeniden yapılanma oluyor. Keşke hani bir iki tane oyuncuyu geçen seneden tutabilselerdi, hani bütçeler buna el verse de Galatasaray'ı çok daha iddialı görebilsek. Ama yeni takım da yine iş yapabileceğini gösterdi. Her ne kadar eksik olmasına rağmen hala bu takımın bir tane uzuna ihtiyacı var. Bunu net şekilde söyleyebiliyoruz. Ama Barış Ermiş'in burada işi devralması, 10 asistle muazzam bir performans sergilemesi. Yine Türk oyuncuların katkısına işte Ayberk'i ekleyebiliriz. Ayberk önemli bir enerji getirdi kenardan. Galatasaray rahat kazandı aslında çünkü deplasmanda oynadı ama Ormanspor'da Kanoviç gibi bir yıldızı varken boyalı alanda ona topu vermek yerine her şeyi yaptı kısalar. Sadece şuta çevirdi, yani birebir oynayıp şutu bulayıma döndü. Bu da Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı. Bu mağlubiyette galiba en büyük rol olan şeyler pot altına gitmeyip de dışarıdan şutlarla değil mi Tufan? Sağ içi yöneticisi. Yani Tuğ Holloway, Barış Ermiş'in 10'da 2'si yönetemedi sahayı. Barış Ermiş 17 dakikada tecrübesiyle tıkır tıkır
takımını oynattı, rahatlattı. Bu çok önemli. Yani Galatasaray'ın bu sene en önemli transferi. Tabii ki Can'ın gitmesiyle oradaki boşluk Barış Ermiş'le dolduruldu. Bence hala Galatasaray'ın oyun düzenlerinde, yabancıların adaptasyonunda ve oyun içerisinde, set düzenlerinde çok zamanlama hatası yapıyorlar. Setler karışıyor. Yani organizasyonda hala sıkıntı var. Ama işte bu süreyi Barış gibi çözüm odaklı, kısa çözüm bulabilen, sahada pratik davranabilen bir tecrübeli gardla geçiyor olması da avantaj Ertuğrul Erdoğan'ın. Süremiz bitti. Hareketlerinden seni anlıyorum. Çok hızlı geçti ya. Şunu alma. Bu, sen hatırlarsın bunu. Tabii şunları ben şunları hatırlamaz mıyım? Şunlar meşhur. Tufan Ersöz, Ümit Avcı, ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, süremizin gerçekten sonuna geldik ve çok hızlı geldik. Konuşacak belki çok şey vardı. Ama dileriz bir diğer programa. Pazartesi günü yeniden buradayız efendim. Bizleri yalnız bırakmayınız. Ben Şükran Albayrak. Hoşçakalın.